Sosyal medya var olmadan önce daha mutlu değil miydik? Sosyal medya bizi bu haliyle en temel insanlığımızdan soyutluyor. Zeka gelişmemizi durduruyor, depresif yapıyor ve ilişkilerimizi geri dönülmez şekilde mahvediyor. Facebook'un ilk çalışanlarından birisi, Facebook'un kullanıcılarını programladığını ve toplum dokusunu mahvettiğini itiraf ederek bombayı patlattı. Çok suçluluk duyuyorum. Şu an bu öyle bir noktada ki biz toplumun çalışır dokusunu paramparça eden araçlar yarattık. Bugün bulunduğumuz yer bu. Davranışlarınız, siz farkında değilsiniz ama programlanıyorlar. Bu bilmeden ve kasıtsız yapıldı ama şimdi siz ne kadar şeyden vazgeçeceğinize karar vermelisiniz. Sosyal medya bağımlılık yaratacak şekilde tasarlandı. Sigara, alkol ve kumar ile aynı çeşit dopamin salgılatıyor. Biliyoruz ki sosyal medya ve telefonlarımızla uğraşmak dopamin denilen bir kimyasal salgılatıyor. Bu nedenle bir mesaj aldığınızda iyi hissediyorsunuz. Biliyorsunuz hepimiz bazen kötü ve yalnız hissederiz. Sonra 10 arkadaşa 10 mesaj atarız, selam, selam, selam. Neden? Çünkü bir cevap aldığınızda iyi hissediyorsunuz. Bu nedenle beğenileri sayıyoruz, geri gidip 10 kere Instagram'ım yavaş mı büyüyor, bir şey mi yanlış yaptım, beni artık beğenmiyorlar mı, gençler için takipten, arkadaşlıktan çıkarılma travma yaratan bir şey. Mesaj aldınız mı dopamini resmen içiyorsunuz ve bu nedenle de iyi hissediyorsunuz. Bunu seviyoruz ve sürekli sosyal medyaya gidiyoruz. Dopamin sigara içtiğimizde, alkol aldığımızda ve kumar oynadığımızda iyi hissettiren kimyasal ile aynı. Başka deyişle sosyal medya çok çok bağımlılık yaratıcı. O kadar bağımlıyız ki bazen beynimiz bizi dopamin pompası kapıda diye kandırıyor. Öyle olmamasına rağmen, hayalet titreşim sendromundan bahsediyorum. İnsanların öyle olmamasına rağmen telefonlarının titreştiğini sanması. Psikologlar bu sahte aramaların sadece kafanızda olduğunu söylüyorlar. Sürekli telefonla konuşanlar veya telefonu mesaj ve tweet için sıkça kullananlarda bu sahte arama hissi daha fazla görülüyor. Bir dahaki sefer kalabalık bir caddede araba sürerken pencereden dışarı bakın. Kaç tane gencin kafalarının telefonlarına gömülü olduğunu görün. Potansiyel bir tehlike ya da engel olan ilginç ve gözleme değer şeylerin olduğu ortamlarda bile kafalarını telefondan kaldıramıyorlar. Bu bağımlılık temel hayatta kalma mekanizmalarını devre dışı bırakıyor, yani açık alanda çevrenin farkında olma. İşte bu kadar bağımlılar. I mean, look at the one on the right. Do you have to make faces when you take selfies? Wait, one more now. Oh, there you go. Better angle. Oh, check it. Did that come out okay? That's the best one of the 300 pictures I've taken of myself today. Every girl in the picture is locked into her phone. Oh, Lord. Every single one is dialed in. Welcome to parenting in 2015. They're all just completely transfixed by the technology. Millennial nesili sosyal medya bağımlılığına daha yatkın çünkü ebeveynleri ve okulları tarafından sürekli ve muhtaç bir onaylanma ihtiyacıyla dolduruldular. Bu ben nesli gelmiş geçmiş en düşük özsaygılı nesil. Sürekli ben varım güvencesine ihtiyaç duyan bir nesil. Bu ihtiyacı doyuran ne? Sosyal medya. Millennial neslin hayatta başa çıkabilme mekanizmaları o kadar çok erozyona uğradı ki, dizginsiz bir narsisizm, stres boşaltmanın bir formu haline geldi. Bu narsisizmleri en çok nerede ödüllendiriliyor? Doğru tahmin ettiniz, sosyal medyada. Like, share ve retweetler, bir bebek için emzik neyse bir millennial için de o, sosyal medya, kelime anlamı ile beynimizi bebekleştiriyor. Bizi bebekliğimize geri döndürüyor. Bebekliğin bir başka özelliği de ne? Kısa dikkat aralığı. Akıllı telefonlar yüzünden insanların dikkat aralığı süs balıklarından daha kısa. Dikkat aralığı sosyal medya tarafından katledildi. Sürekli bir dikkat dağınıklığı ve bozulması halinde yaşıyoruz. Sürekli yeni bilgi akışı beyinlerimizin o bilgiyi işleyip uzun dönemli hafızamıza göndermesini engelliyor. Hafızanızın eskiden olduğuna göre neden daha kötü olduğunu hiç merak ettiniz mi? Dikkatiniz sürekli yeni akışı ile bozulursa herhangi bir konuya dikkat edecek ilgiyi oluşturamazsınız. Yani her şey sadece yüzeysel enstantane fotoğraf olur. Beynimiz, değişen çevreye fiziksel olarak adapte oluyor. Buna nöroplastisite denir. Sosyal medya ve genel olarak internet beynimizi, sadece yüzeysel düşünecek şekilde yeniden kabloladı. Aynı zamanda çalışmalar gösteriyor ki ne kadar dikkatiniz dağılmış ise empati hissetmenizi o kadar zorlanıyor. Empati, sosyal medyanın bir başka kurbanı. Araştırmalara göre Facebook kullanmak sizi depresif yapıyor. Sosyal medya depresyon da yaratıyor çünkü insanlar diğer insanların inanılmaz ilgi çekici hayatlarının özenle düzenlenmiş bölümleri görüyorlar sadece.
ve bunu kendilerininkiyle karşılaştırıp yetersiz ve yalnız hissediyorlar. Buna millennial neslin sosyal medyayı streslerini azaltmak için kullanmalarına rağmen daha fazla strese girmelerinin ironisini ekleyin. Avustralya'da yapılan bir araştırma gösteriyor ki Facebook'u bırakmak kortizol seviyelerinde azalma sağlıyor. Queensland Üniversitesi'nde yapılan araştırma, Facebook'u sadece 5 gün bırakmak bile kortizol seviyelerinde görülür düşüş sağlıyor. Sosyal medya beyne kısa devre yaptırıyor ve yeni yeni fark etmeye başladık ki bunun zihinsel sonuçları var. Bu sonuçlardan biri de sürekli arka planı tamamen işgal eden ve uğuldayan bir anksiyete. Üniversitelerde akıl sağlığı çalışanlarına sorarsanız size söyleyecekler. Öğrenciler arasında yaygın sosyal medya ve akıllı telefon kullanımında artış ile beraber anksiyete bozukluğu patlaması geldi. Sürekli arka plan anksiyete uğultusuna maruz kalan öğrenciler duygusal olarak o kadar kırılganlar ki en ufak şeyden tahrik olup patlayabiliyorlar. Sosyal medyanın yararları. Güya artık herkesin bir sesi var, prensipte bu bilginin demokratikleşmesine neden olsa da pratikte milyarlarca mankafanın yedikleri yemeklerin fotoğraf paylaşmasına ve yanlış fikirlere sahip kişilere alçakça hakaretler etmesine neden oluyor. Bunlar, manyak cadı avcısı linç sürüsünden farksızlar. Sırf nahoş bir şey söyledi diye insanların kariyer ve itibarlarını mahvediyorlar. Artık hepimiz bağımlıyız. Davranışlarımız bizi kalıcı şekilde modifiye etmeden önce biz davranışlarımızı modifiye etmeliyiz. Bu elektronik gettodan kaçmamız lazım. Şimdi şu anda hepimizin yapabileceği birkaç şey, telefonunuzdaki tüm önemsiz notifikasyonları kapatın. Mesajlarınızı ve maillerinizi günde en fazla 5 kere kontrol etme alışkanlığı edinin. Mümkünse daha az. İnterneti ananız babanız nasıl kullanıyorsa öyle kullanın. İnternete yapmak istediğiniz şey için girin ve işiniz bitince çıkın. Binlerce farklı şeyle dikkatinizi dağıtmayın. Webde gezinmeyin. Disiplinli olmaya çalışın. Kendi zamanınızın değerine saygı gösterin. Telefonunuzu yatağınızın yanında şarj etmeyin. Kalkar kalkmaz tüm hesaplarınızdaki tüm mesajları kontrol etme baskısına karşı koyun. Her fırsatta telefonunuzu olduğunuz odadan başka bir odada bırakın. Eğer kariyeriniz için gerçekten önemli değilse, sosyal medyadan tamamen çıkın, kamuya mal olmuş bir figür olmanın yararlarını görmüyorsanız, kamuya mal olmuş biri olmayın. Bu değişiklikleri hayata geçirirseniz, daha mutlu, daha verimli ve daha ilginç bir insan olacaksınız. Sosyal medyanın neden olduğu anksiyetenin ve depresyonun arka plan uğultusundan kurtulacaksınız. Tüm konuşma açıklama kısmında olacaktır. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi unutmayın. Böyle videolar için paylaşıp bana destek olabilirsiniz. Gülümseyen surat.